Merhaba arkadaşlar, Orkide Rüyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları yumuşayan orkidelerinizde ne gibi bir işlem yapabilirsiniz? Ben uyguladım ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Benim bu sarı orkidemin yaprakları yumuşadı. En üst kısmına saksısından çıkarmadan yosun uygulaması yaptım. Biraz bekledim hava köklerinin oluşmasını ve hava kökleri oluşmadı. Yapraklarındaki yumuşamalar uzun süre daha devam etti. Ben de saksısından çıkardım arkadaşlar. Çıkardığım zaman gördüm ki artık köklerinde yumuşamalar ve çürümeler olmuştu. Ben bu orkidemi 3 aydır suda bekletiyorum. Su kültürü yaptım arkadaşlar. Ve sonuçlarını sizlerle paylaşayım. Çok güzel yeni aktif kökleri çıktı. Bu suyunu haftada bir değiştiriyorum arkadaşlar. Bu orkidem de öyleydi. Bu da sarı bir orkidem. Sarı fuşya çilleri vardı. Gördüğünüz gibi bunun da çok güzel kökleri çıkmaya başladı. Bu orkidem daha 1,5 ay oldu suda. Aynı şekilde bunu da haftada bir suyunu değiştiriyorum. Bunlara kaynamış ve soğumuş su kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yaparsanız eğer yumuşayan yaprakları varsa orkidelerinizde sizler de bu şekilde göstereyim sizlere. Yeni kökleri var böyle. Arkadaşlar gövde suya değmiyor. O kadar az bir kısmı değiyor ki en aşağıda yukarıda ana gövde suyun dışında. Ve bu işlemi ben 10 günde bir yapıyorum. Değiştirdikten sonra arkadaşlar ayda 2 kere şubesinden kullandım. 3,20 kullandım arkadaşlar. Suyun içine bunu normal suyun içine birkaç damla damlatıyorum ve sadece yarım saat bekletiyorum. Yarım saatin sonunda bu suyu döküyorum arkadaşlar. Normal yine kaynamış soğumuş su kullanıyorum. Çiçekli olana vermiyorum. Çiçeksiz olanı veriyoruz. Orkidelerimize hiçbir zaman çiçekliyken vitamin vermiyoruz arkadaşlarım. Çiçekli olan orkidelerime vitamin vermiyorum. Ve artık budamış olduğum çiçeksiz olanları aynı bu vitaminden desteklemeye başladım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaparak sonbahara çiçeklerinizi güçlü bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu çiçeğimi de sizlerle paylaşmak istemiştim. Ben bunu geçen sene almıştım. Hatta sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde almıştım. Geçen sene bir seneden fazla oldu. Daha yeni çiçeklendi. Şöyle çiçeğini de sizlerle paylaşayım rengini. Bunun tamamen yaprakları dökülmüştü. Aldıktan bir hafta sonra. Hatta videosu var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yani çok çabuk çiçeklenen, hemen çiçeği döküldü, yaprağı döküldü, 2 ay sonra açsın diye bir şey olmuyor arkadaşlar. Biraz beklemek gerekiyor. Biraz sabır gerekiyor çiçeklenmesi için. Çiçeklerinizin havalar çok ısındı. Mutlaka üst kısımlarından nemlendirin. Ben artık bazı çiçeklerimde 3 yıl oldu. Topraklarını artık değiştireceğim arkadaşlar. İnşallah o videoyu da sizlerle paylaşacağım. Topraklarını yenileme videosu yapacağım. Işığa, camın önünde ışığa mutlaka koyun arkadaşlar. Işık daha çok çabuk köklenmesini sağlayacaktır ve bu 3,20 daha çok hızlı bir şekilde köklenmesini sağlıyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaparak eğer yapraklarında yumuşama varsa orkidelerinize su kültürünü alabilirsiniz. Bu güzel bir sonuç veren bir işlem. Ben bunu uyguluyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Su kültüründe olan orkidelerimi biraz havanın serinlemesini bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra toprağa ekeceğim. Çünkü havalar çok sıcak. Biraz daha serinlerse daha çabuk uyum sağlayacaktır yerine.
Zaten gelişimleri çok güzel gördüğünüz gibi. 15 günde bir vitamin takviyesi yine uygulayacağım. Tabii ki çiçeksiz olanlara. Siz de bu şekilde yaparak orkidelerinizi tekrar canlandırmış, köklendirmiş olursunuz. Bu işlem her zaman işe yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz yaprakları yumuşayan orkideydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.